İlk deneyimler Suriye ve Makedonya. 19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlılar için zor geçiyordu. Ağır mağlubiyetlerle neticelenen savaşlar, endüstriyel yetersizlik, ekonomik darboğaz, çağın sistemsel gereksinimlerine ayak uyduramama gibi sebepler tıpkı eski dünyanın diğer klasik imparatorluklarını çöküşe sürüklediği gibi Osmanlıları da hazin bir sona sürüklemekteydi. Öte yandan bu süreçte yapılan ıslahatlar ve reformlarla ise modern Türkiye'nin temelleri atılıyordu. Mustafa Kemal işte böyle bir dönemde Türk bir ailenin çocuğu olarak 1881'de Selanik'te doğdu. İmparatorluk coğrafyasının diğer bölgelerine göre dış dünyaya daha açık bir yerde yetişmesi, küçük yaşlardan itibaren onun zihin dünyasını olumlu yönde etkiledi. Mustafa Kemal, ailesinin yönlendirmesinin tersine askerlik mesleğine yöneldi. 1893'te Selanik Askeri Rüştiyesi'ne, 1895'te Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. Vatanseverlik onun için o kadar önemliydi ki, o lise yıllarındayken gerçekleşen 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'na katılmak için daha 16 yaşındayken okuldan kaçıp cepheye gitmeye çalıştı. Ülke ve bayrak sevgisi onun daha o yaşlardan değer verdiği en önemli şeylerdi. Savaşa katılamasa da gösterdiği çaba bile onun karakteri ve ileride yapacakları hakkında bilgi veriyordu. Bu arada 1897 Osmanlı-Yunan Harbi'ni tüm detaylarıyla sağ üstteki karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Mustafa Kemal liseden mezun olduktan sonra İstanbul'a gitti ve 13 Mart 1899'da Harp Okulu'na girdi. Başkent'te aldığı subaylık eğitimini 1902'de temin olarak tamamladıktan sonra kurmaylık okulu olan Harp Akademisi'ne girdi. 1903'te üsteğmen oldu. Ocak 1905'te de kurmay yüzbaşı olup Harp Akademisi'ni bitirdi. Edirne'deki 2. ya da Selanik'teki 3. orduya atanmayı beklediği sırada başına talihsiz bir olay geldi. Bir asker olarak siyasi meselelere karıştığı için tevkif edildi. Meslekten ihraç edilmese de kurmay stajını yapması için sürgüne yollanır gibi Şam'daki 5. orduya tayin edildi. 30. Süvari Alayı'ndaki görevinde çöllerde Bedevi çeteleri kovalamakla uğraştı. Genç arkadaşlarıyla bir araya gelip Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Haziran 1907'de kıdemli yüzbaşı, yani kol ağası olduktan hemen sonra çok istediği Selanik'teki 3. Ordu karargahına tayin edildi. O, kente geldiği sırada Makedonya kaynıyor, genç subaylar arasındaki ihtilal ateşi giderek harlanıyordu. Jön Türklerin bir parçası olan İttihat ve Terakki Cemiyeti, meşrutiyeti ilan etme amacıyla yanıp tutuşmaktaydı. Mustafa Kemal, arkadaşlarının isteğiyle bu cemiyete girse de Suriye'de geçirdiği zamandan dolayı yeni oluşumun merkez yönetiminden uzak kalmıştı. Haziran 1908'de 3. Ordu'nun demiryolu müfettişliğine atandı. Bu, onu siyasi ana akımdan daha da uzaklaştırdı. Temmuz 1908'de baskılara daha fazla dayanamayan Sultan II. Abdülhamit, 2. Meşrutiyeti ilan ettiğinde o, vitrindeki elemanlardan birisi değildi. Aynı yılın Eylül'ünde Trablusgarp'ta yönetime karşı olan eylemleri bertaraf etmek adına İTC temsilcisi olarak buraya yollandı. Yeni rejime muhalefet edenleri susturmakla, bölge aşiretlerin devlete olan bağlılığını arttırmakla ve askerleri disipline etmekle uğraştı. Trablus'ta izole olmasına rağmen diplomasi, karar verme ve stratejik düşünme konularında değerli deneyimler kazandı. Ocak 1909'da Selanik'e dönüp tekrar 3. Ordu bünyesinde görev aldı. Kısa süre sonra 31 Mart vakası gerçekleşti. 1909'un Nisan'ında başkentteki avcı taburları arasında meşrutiyete karşı zayıf bir isyan çıkınca İTC meşrutiyeti korumak adına harekete geçti. 2. ve 3. Ordu gönüllülerinden oluşan Harekat Ordusu kuruldu. Gönüllüler Mahmut Şevket Paşa önderliğinde İstanbul'a ilerledi. Mustafa Kemal bu orduda Hüseyin Hüsnü Paşa'nın emrindeki tümenlerden birinin kurmay başkanı olarak görev yaptı. Harekat ordusu başkente varıp isyanı bastırdıktan sonra padişahın istifasını istedi. 2. Abdülhamit de 27 Nisan 1909'da tahttan çekildi. Mustafa Kemal Jön Türk ihtilalinde olduğu gibi burada da biraz arka planda kaldı. O günlerin ön plana çıkan şahsiyeti kendisiyle yaşıt olan Enver Bey'di. Kum fırtınası içinde Trablusgarp.
31 Mart vakasından sonra Mustafa Kemal, İTC'ye üye olan askerlerin siyasete karışmamasını dillendirince parti merkezinden dışlandı. Askeri konulara odaklanıp ordunun reforme edilmesi konusunu hararetle savundu. 1910 yazında Picardy bölgesinde yapılan bir askeri tatbikatı gözlemlemek için Fransa'ya gitti. Buraya gidişi, modern bir Batı Avrupa ordusunu kendi gözleriyle inceleyebilmesini sağladı. Fransa'dan döndükten sonra Ocak 1911'de 5. Kolordu'nun kurmay başkanı ve ardından 38. Piyade Alayı komutanı oldu. Bu görevlerindeyken Avrupa'da gördükleri üzerinden Osmanlı ordusunun eksiklerini belirten raporlar düzenledi. Çabası onu 1911'in Eylül'ünde Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı Harekat Bölümüne taşıdı. Tam o günlerde Trablusgarp Savaşı patlak verdi. Kendilerine sömürecek yer arayan İtalyanlar, Türk toprağı olan Trablusgarp'a asker çıkardılar. Osmanlılar denizden rakiplerine karşı koyacak ya da eyaleti herhangi bir bakımdan takviye edecek durumda değildiler. Bu yüzden Genelkurmay bu uzak eyalete ufak kent garnizonları, yerel unsurlar ve aşiret birlikleriyle gerilla savaşı yürütmeleri için gönüllü subaylar yollamaya karar verdi. Mustafa Kemal, Enver, Nuri, Ali Fuat ve Ömer Naci gibi gençler vazifeyi üstlenip gizlice bölgeye gittiler. Mustafa Kemal, Mısır üzerinden Trablusgarp'a geçtiği sırada binbaşılığa terfi ettirildi. Çatışma bölgesine Kasım 1911'de vardı. Tobruk üzerinden Derne'ye vardı. O sıralarda durum haritadaki gibiydi. Osmanlıların bu köhne Afrika eyaletinde düzenli tek bir tümeni vardı ve onun da mevcudunun üçte biri savaş çıkınca kaçmıştı. Bunlara rağmen Mustafa ve arkadaşları mağlup edilen, dağılan Osmanlı düzenli birliklerini ve eyaletin en yetkili yerel unsuru olan Senüsileri İtalyanlara karşı bir gerilla savaşı yürütmek üzere örgütlemeye çalıştılar. Amaçları düşmanın kaynaklarını kurutmak ve İtalyanların kıyı bölgelerini işgal isteklerini aşındırmaktı. Başbakanlık duruma siyasi bir çözüm buluncaya kadar İtalyanları sahilde oyalamak, kaybedileceği daha baştan belli olan savaşta müdafilere büyük avantaj sağlayabilirdi. Büyük bir sorumluluk alan binbaşı Mustafa Bey, Ocak 1912'de Bingazi ve Derne bölgesi Şark Gönüllüleri komutanı, Mart 1912'de Umum Bingazi Mıntıkası Komutanı Enver Bey'in emrinde Derne Komutanı oldu. Birkaç yüz Türk askerine ve yaklaşık 7000 kadar düzensiz aşiret mensubuna komuta ederek General Trombi'nin 20.000 kişilik tümeniyle mücadeleye soyundu. Organizasyon becerisini kullanarak yerel milisleri koordine etti. Yüksek hareketlilik isteyen operasyonlar, düzenli düzensiz karışık birliklerle geleneksel saldırılar, gerilla tipi vurkaçlar, sabotajlar ve gece baskınları düzenledi. İtalyanları sahil şeridine sıkıştırarak büyük bir başarı kazandı. Trablusgarp'taki faaliyetleri onun ilk büyük savaş deneyimleri oldu. Başından bela eksik olmayan Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda çıkan yeni bir meseleyle derinden sarsıldı. Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan birleşip Ekim 1912'de Türk Devleti'ne saldırdılar. Bu yeni savaş, Trablusgarp'taki direnişin sonu oldu. Osmanlılar 18 Ekim'de Uşi Antlaşması'nı imzalayıp savaştan çekildiler. İTC'li genç subaylar da merkeze çağrıldılar. Binbaşı Mustafa da emir gereği bir cendereden çıkıp diğerine girmek için İstanbul'un yolunu tuttu. Vatana Elveda, Balkanlar. Balkanlar Osmanlı için çok önemliydi. Çünkü burası Osmanlı'nın ana vatanı, asıl coğrafyasıydı. Kimse imparatorluğun ana vatanını kendisinden kopan devletçiklere kaybedeceğini düşünmüyordu. Ama hiçbir şey düşünüldüğü gibi olmadı. Dört kıçı kırık Balkan ülkesi, iki ay içinde Osmanlıları hallaç pamuğu gibi atıp ana vatanlarını ayakları altında ezdiler. İnci gibi değerli kentler, Türklükle yoğrulmuş kasabalar, bir dantel gibi işlenmiş tarlalar tarumar oldu. Ay yıldızlı Alsancak tek tek garnizonlardan indirildi. O kadar ki Bulgarlar İstanbul'a dayandılar. Mustafa Kemal, Trablusgarp'tan dönüp Akdeniz Boğazı Kuvve-i Mürettebe Komutanlığı Harekat Şubesi Müdürü olarak atandığında, Osmanlılara Koca Rumeli'den sadece İstanbul ile hemen batısı, Çanakkale Yarımadası ve kuşatılmış üç kent olan İşkodra, Yanya ve Edirne kalmıştı. Bu, içler acısı bir durumdu.
Binbaşı Mustafa birkaç ayını amfibik bir istilaya karşı savunma planları geliştirmekle ve Bolayır Kıstağı'ndaki savunma hatlarını güçlendirmekle geçirdi. İstanbul'da ise kızılca kıyamet kopmuştu. İttihat ve Terakki'nin cevval adamı Enver, başarısızlığın sorumlusu olarak gördüğü hükümeti istifa ettirmek için 23 Ocak 1913'te başbakanlığı bastı ve sadrazamı istifaya zorladı. İTC denetiminde kurulan ve Mahmut Şevket Paşa'nın idaresindeki yeni hükümet barış yapmayı reddedip savaşa devam etti. Yeni hükümet kuşatma altındaki Edirne'yi kurtarmak ve Bulgar'ı Doğu Trakya'dan atmak maksadıyla plan yaptı. Bu planın bir ayağı Gelibolu Yarımadası'nda uygulanacaktı. Tasarlanan şey Bulgarları kıskaca alarak amfibik bir harekat yapmaktı. Gelibolu'daki mürettep kuvvetlerin parçası olan Bolayır Kol Ordusu, Kuzeydoğu cihetindeki 4. Bulgar ordusuna saldıracak, 10. Osmanlı Kol Ordusu da denizden Şarköy'e çıkarma yapıp düşmanı arkadan vuracaktı. Bolayır'daki güçlerin komutanı Fahri Paşa, Kurmay Başkanı Binbaşı Ali Fethi, Harekat Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Kemalken, 10. Kol Ordu'nun komutanı Hurşit Paşa, Kurmay Başkanı ise Yarbay Enver Bey'di. 8 Şubat 1913'te Türk Harekatı başladı. Bolayır'daki güçler hücuma kalktı. Ama denizden yapılacak çıkarma aceleyle düşünüldüğünden ve uygulanması bir hayli zor olduğundan organize edilemedi. 10. Kol Ordu'nun Şarköy'e yarım yamalak ve geç çıkması diğer taraftaki Türk Kol Ordusunu hezimete uğrattı. Başarısız Bolayır Muharebesi ve Şarköy çıkarması sonrasında iki kol ordunun kurmayları arasında tartışma çıktı. Kurmaylar mağlubiyetin faturasını birbirlerine kesmeye çalıştılar. Ali Fethi ve Mustafa Kemal Beyler istifa etmek istedi. Ama istifaları kabul edilmedi. Bulgarlar 26 Mart'ta Şükrü Paşa'yı pes ettirip Edirne'ye girdiler. Ve kent 30 Mayıs'ta Londra Antlaşması ile resmen elden çıktı. Galip devletler savaşın hemen ardından ele geçirdikleri bölgeleri paylaşma konusunda anlaşmazlığa düştüler. Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a karşı birlikte harekete geçmeye karar verince 2. Balkan Savaşı başladı. Bundan yararlanmak isteyen Osmanlılar en azından Edirne'yi geri alabilmek için kolları sıvadılar. Mustafa Kemal, Bulgaristan sınırını geçen kuvvetlerden olan Bolayır Kol Ordusu'nun kurmay başkanı olarak bu ilerleyişe katıldı. Şehre ilk girenlerden olmasa da Türkler için mühim olan Doğu Trakya'nın yeniden alınmasında pay sahibi oldu. Bu başarı çok sönüktü. Çünkü herkesin kalbi yitip giden Manastır'da, Yanya'da, Selanik'te, Üsküp'te yani Türk yurdu olan Rumeli'de kalmıştı. Balkan savaşları boyunca Binbaşı Mustafa, savunma planlarını iyileştirme, acele taarruz harekatlarını planlayıp yürütme ve bir takip harekatını koordine etme fırsatı buldu. Asya ve Afrika çöllerindeki kazanımlarından sonra Güneydoğu Avrupa'daki bu tecrübelerini de gelişimhanesine yazdırdı ve sıradaki zorlu görevini beklemeye başladı. Düvel-i Muazzama ile Güreş, Cihan Harbi. Mustafa Kemal savaştan sonra başkente geldi. Burada Yarbay Ali Fethi ile dostluğunu ilerletti. Ali Fethi, İTC içinde yükselmek için askerliği bırakınca onun yanında durup parti içinde aktif muhalefete soyundu. Fakat Ali Fethi, önemli bir görevle de olsa Sofya Büyükelçiliğine atanarak merkezden uzaklaştırılınca, Binbaşı Mustafa Kemal de Sofya Askeri Ateşe Militeri olarak Ekim 1913'te peşinden gitti. 1914 Ocağı'nda bu görevine ek olarak Belgrad ve Çetin'e ateşe militerliği sorumluluğunu da üstlendi. Mart'ta kurmay yarbaylığa terfi etti. İstanbul'dan uzak olsa da bu görevler yeni yarbaya faydalı oldu. Burada Osmanlı'dan kopan bir devleti yakından gözlemledi. Avrupa'dan bürokratlarla temaslar kurdu. Askeri incelemeler yaptı. Sosyal bir çevre edindi. İstihbarat faaliyetleri yürüttü. Balkan ülkelerinin iç dinamiklerini irdeledi ve diplomasiyi öğrendi. Sofya, Mustafa Kemal'e çok şey katmıştı. 20. yüzyılın başında Türkler için savaşın biri bitmeden bir diğeri başlıyor desek yerinde olur. Haziran 1914'te Avusturya tahtının veliahtı Arşidük Franz Ferdinand öldürüldü ve ardından Temmuz 1914'te 1. Dünya Savaşı başladı. İtilaf ve ittifak blokları var güçleriyle birbirine girdiler. Çok geçmeden Kasım 1914'te de Osmanlı, Balkan yenilgisinin acısını çıkarmak ve oluşabilecek fırsatlardan yararlanmak adına
Almanya ve Avusturya Macaristan'ın yanında ittifak bloğunda savaşa girdi. Savaş başladığında ve ilk muharebeler hızlandığında Yarbay Mustafa hala Sofya'daydı. Sabırsızlık içinde görev bekliyordu. Genelkurmay'dan beklediği emir geldi ve Ocak 1915'te yeni kurulacak Tekirdağ'daki 19. Tümen'in komutanlığına atandı. Fransız ve İngilizlerden oluşan İtilaf devletlerinin Çanakkale Boğazı'nı tehdit etmesi üzerine tümenini tam kapasite doldurmaya fırsat dahi bulamadan sadece 57. alay ile Gelibolu'daki Eceabat'a ilerleme emri aldı. Daha sonra yetersiz olan 72. ve 77. alaylarla takviye edildi. O demlerde İtilaf devletleri filosu, zor durumda olan müttefikleri Rusya'ya yardım götürebilmek ve Osmanlıları savaş dışı bırakmak için hızlıca Çanakkale Boğazı'na vardı. Şubat 1915'te bir dizi saldırı başlattı. İtilaf güçleri 18 Mart'ta Boğazı geçmek için var gücüyle saldırdılar. Ama bekledikleri sonucu alamayıp Çanakkale Deniz Muharebesi'nde mağlup oldular. Buna rağmen Gelibolu Yarımadası'nı ele geçirip Osmanlıların savunmasını kırdıktan sonra İstanbul'a varmak adına bir kara seferi başlatmaya karar verdiler. Onlar hazırlık yaparken Türk tarafı da önlemlerini aldı. Bölgedeki güçler 5. Ordu altında yeniden düzenlendi. Ordunun başına da Alman General Liman von Sanders getirildi. Yarbay Mustafa Kemal'in 19. tümeni ise ordunun ihtiyat gücü olarak düşünülerek Bigalı köyü yakınlarına çekildi. Bu noktada Mustafa Kemal'in en büyük artısı bölgeye aşina almasıydı. Çünkü 1. Balkan Savaşı'nda burada görev yapmıştı. Coğrafyayı ve buranın savunmasının nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ve bu bildiği şeyler kısa süre sonra onun yıldızının parlamasını sağlayacaktı. Mustafa Kemal'in askeri kariyeri sizce burada bitiyor mu? Sizi temin ederiz ki daha hiçbir şey görmediniz. Arı burnunu, Conk bayırını, Anafartaları görmediniz. Ruslara karşı Kafkasya cephesindeki mücadeleyi, Filistin ve Suriye'deki yangını görmediniz. Mustafa Kemal'in yükselişini, memleketin işgalini, Türk halkının direniş için yeniden organize edilişini, Sakarya Nehri kıyısındaki tek atımlık mermiyi, Dumlupınar'daki zaferi daha görmediniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm savaşlarını anlattığımız, onun galibiyet ve mağlubiyetlerini işlediğimiz videonun asıl vurucu olan ikinci bölümünün daha çabuk gelebilmesi için beğeni butonunu aşındırmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir devrin battığı yer, Çanakkale. Çanakkale Boğazı'nı donanmalarıyla geçemeyen İtilaf devletleri karaya asker çıkarıp Yarımada'yı almayı hedeflediler. Böylelikle Boğaz'daki savunmayı bozup gemilerini İstanbul'a doğru yüzdürebileceklerdi. Osmanlı tarafı ise çıkarmanın nereye yapılacağı konusunda kafa patlatmaktaydı. Özellikle Liman von Sanders çıkarmanın Saros Körfezi tarafına yapılacağını düşündüğünden ona göre plan yaptı. Mustafa Kemal ise bölgeyi bilen birisi olarak çıkarmanın Yarımada'nın daha güney kısımlarından yapılacağını düşünüyordu. Alman ve Türk subaylar arasındaki buna benzer fikir ayrılıkları savaşın genelinde de sık sık karşılaşılan bir durum olacaktı. Fransız, İngiliz ve Anzak birlikleri 25 Nisan 1915'te karaya asker çıkardılar. Bu işlem Saros Körfezi tarafındaki Arıburnu, güney ucundaki Seddülbahir ve Anadolu yakasında Kumkale yakınlarında gerçekleşmişti. Bu, Osmanlıların beklediği bir şey değildi. Tüm plan altüst olmuştu. Düşmanın ana çıkarma sahasını sadece 3. Kolordu'ya bağlı 9. Tümen tutuyordu. 9. Tümen'in savunduğu alan çok geniş olduğu için yer yer düşman birlikleri Türk askerleriyle dahi karşılaşmadan hızla ilerlediler. Karşısında sadece 27. alayın iki taburu olan Anzaklar Koca Çimentepe'ye doğru aktılar. Eğer bu tepeler düşer de düşman öteye sarkarsa korkulan olur, boğaz istihkamları düşer, düşman gemileri ellerini kollarını sallayarak İstanbul'a varırdı. Ve 1. Dünya Savaşı Osmanlı için erken bir evrede bitebilirdi. İrtibatsızlıktan ve beklentiden kaynaklı olarak 5. Ordu'nun üst komuta kadrosu bölgedeki çıkartmanın büyüklüğünü fark dahi edememişken Bigalı'daki Mustafa Kemal duruma uyandı. İşte tam da burası onun hayatının kırılma noktasıydı. Alacağı karar ve yapacağı şey onu bir milletin liderliğine götürecek sürecin başlangıcı olacaktı. Yarbay Mustafa Kemal kendisinden istenmediği halde üstlerinden emir almaksızın asıl durumu görüp 19. Tümen'in büyük bir kısmıyla Conk Bayırı'na doğru ilerledi. Kaçışmakta olan 27. Alay askerlerini görüp ''Cephaneniz yoksa süngünüz var.
Süngü tak, yere yat emrini verip onları savunmada tutarken bölgeye ilk gelen kendisine bağlı 57. Alay askerlerine şu tarihi sözü söyledi. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ben size ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan'daki hareketiyle Anzaklar durduruldu. Bu üstün başarısından dolayı kendisine padişah tarafından imtiyaz nişanı verildi. O gün orada başka bir komutan olsaydı aynı emri verebilir miydi? Elbette bu mümkündü. Belki Yarbay Ahmet, Mehmet, Ali, Veli diye başka birisi Bigalı'da olup o kararı verecekti. Ama tarih şart kipiyle yazılmıyor. O gün orada Mustafa Kemal vardı. Ve tarih Ahmet'i Mehmet'i değil, kendisinden sonra geleceklere güvenip canını ortaya koyan Mustafa Kemal'i yazdı. Düşman durdurulduktan sonra taraflar arasında siper savaşı başladı. Hem Seddülbahir'de hem de Arıburnu'nda unutulmayacak muharebeler yapıldı. Mustafa Kemal 25 Nisan'ı takip eden günlerde Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. Savunmaya yeni alayların katılmasıyla organizasyon değişikliğine gidilince 13. Kolordu Komutanı Esat Paşa Kuzey Grubu Komutanlığı'na getirildi. Mustafa Kemal de genişletilmiş 19. Tümen'e geri döndü. 1 Haziran'da Miralay yani albaylığa terfi ettirildi. Cehenneme dönen Gelibolu'da işler iyice kilitlenince İtilaf Devletleri 3. bir cephe açıp Ağustos başında Suvla Koyun'a asker çıkardılar. Yetki ve sorumluluktan kaçmayan Albay Mustafa, düşmanı karşılaması için buradaki birliklerin başına getirilip Anafartalar Grubu Komutanı yapıldı. Suvla Koyun'un kuzeyindeki Kireç Tepe'den güneydeki Conk Bayırı'na kadar tüm kuvvetler emrine verildi. Nisan sonunda sadece bir tane ihtiyat tümeni idare eden komutan, 3 ay sonra 6 tümeni komuta eden bir subay oluvermişti. Resmi olarak hala bir albay olsa da fiili olarak hacimli bir kolordu yönetmekteydi. Anafartalardaki büyük muharebeler neticesinde düşmanın Gelibolu'yu ele geçirme konusundaki son heveslerini de yok etti. Albayın başarıları gazetelerde, dergilerde, manşetlere taşınmıştı. Anafartalar kahramanı olarak anılmaya başlandı. Sorun yaşadığı pek çok kumandan bile artık ona saygı duymaktaydı. Çanakkale muharebeleri albayı sadece komutanlar arasında bir noktaya çıkarmadı. Anafartalar kahramanı halkın arasında da tanınır, bilinir oldu. İleride savaş kaybedildikten sonra halkı onun etrafında birleştiren karizma işte burada, Çanakkale'de oluştu. Abartmayın, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir albaydı. Rolü o kadar büyük değildi diyenler belki de bu rakamları öğrenince şaşıracak. Ama Çanakkale'deki 5. Ordu'nun Eylül 1915'teki genel mevcudu 255 bin kişiydi. Mustafa Kemal'in grubundaki asker sayısı ise 102 bindi. Yani Eylül ayında Çanakkale'deki askerlerin 3'te 1'inden fazlası fiili olarak Mustafa Kemal'in emri altındaydı. İtilaf güçleri artık Çanakkale'yi geçemeyeceklerini anladılar. Bu da muharebeleri yavaşlattı. Mustafa Kemal de cephenin kapandığına kanaat getirdi. Sağlığını gerekçe gösterip Liman Paşa'dan izin istedi. Büyük bir prestij kazandığı Çanakkale cenderesinden 10 Aralık 1915'te ayrıldı. Düşman ise Ocak 1916'da çekilmesini tamamlayıp yarımadayı terk edecekti. Çanakkale Kara Muharebelerini topundan tüfeğine tüm detaylarıyla ileriki zamanlarda DFT tarihte izleyeceğinize emin olabilirsiniz. Erken gelen kış, Kafkasya. Aralık'ta İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm tarafından Demir Haç Nişanı ile ödüllendirildi. Hemen akabinde Trakya'daki 2. Ordu'ya bağlı 16. Kolordu Komutanı oldu. O sıralarda Kafkasya cephesinde durumlar kötüydü. Rus birlikleri Osmanlı 3. Ordusunu geri itip Şubat-Mart aylarında Erzurum, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'yi işgal etmişlerdi. Bunun üzerine Osmanlı Komuta Kademesi Ahmet İzzet Paşa komutasındaki 2. Ordu'yu kademeli bir şekilde Doğu Anadolu'ya sevk etmeye karar verdi. Mustafa Kemal de bu ordunun parçası olarak bölgeye yollandı. Kendisi Mart 1916 sonunda Diyarbakır'a varıp karargahını kurdu. 2. Ordu yaza kadar anca taarruz gücüne ulaşacağından hazırlıklarla meşgul oldu. 1 Nisan'da Mirlivalı'a terfi ettirildi. Artık o bir paşaydı. Paşa bu kez de Doğu Anadolu'nun aman vermez dağlarında savaşacaktı. Fakat burası Çanakkale'ye benzemiyordu. Çanakkale'deki Osmanlı ordusunun imkanları her bakımdan daha üstündü. Burada ise her şey yarım, her şey eksikti. Üstüne coğrafyada bambaşkaydı.
ve burada yapılacak harp için daha farklı yeteneklere ihtiyaç vardı. İkinci ordunun güç toplaması beklenenden daha uzun sürünce Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'da Rusların eline düştü. Nihayetinde 2. ve 3. ordular Ağustos ayında taarruz kapasitesine ulaşıp hücuma geçtiler. Saldırının sağ ucundaki 16. kolordu Mustafa Kemal emrinde Bitlis ve Muş'u geri aldı. Fakat 16. kolordunun kısıtlı başarısı cephenin geneline yansımadı. Organizasyon sıkıntısı, yanlış kararlar, coğrafi etmenler, kışın erken gelmesi, Ermenilerin Rusların tarafında savaşması, bazı Kürt aşiretlerinin Ruslara dağ geçitlerinde rehberlik etmesi gibi sebepler operasyonu zayi etti. Türkler savaştaki son büyük saldırı harekatını gerçekleştirdiler ama fazlaca kayıplar verdiler. Ve burada şehit düşenlerin büyük kısmı Gelibolu gazileriydi. Çanakkale'de zaferi görenler, Doğu Anadolu'da toprağa düşmüşlerdi. 1916 Kafkasya Cephesi Osmanlı kuvvetleri için olabildiğince kötü geçti. Cephenin nadir başarılı isimlerinden Mustafa Kemal Paşa, Ahmet İzzet Paşa'ya vekaleten 2. ordunun başına geçti. Kış boyunca bölgede birliklerinin başında durdu. Mart 1917'de Kafkas Ordular Grubu kurulunca Mustafa Kemal Paşa da 2. ordunun asaleten komutanı oldu. Cephe için 1917 yılı bir önceki senenin aksine sakindi. Bunun sebebi Türklerin taarruz gücünün kalmaması ve Rusların Bolşevik ihtilaliyle uğraşırken bölgeye odaklanamamasıydı. Kısacası tarafların durumu Doğu Anadolu'daki Alev'in bir süreliğine küllenmesine neden oldu. Savaşın sonu. Suriye. 1917'nin Haziran'ında Enver Paşa, Irak ve Suriye-Filistin cephelerinin tamamını içine alan Yıldırım Ordular Grubu'nu kurup Bağdat'ı almayı düşündü. Bu konu üzerinden üst düzey komutanlar tartışa dururken, Suriye'de yeni kurulan 7. Ordu'nun komutanlığına Mustafa Kemal Paşa getirildi. Yıldırım Orduları Komutanlığı'na da General Erich von Falkenhayn getirildi ki, Mustafa Kemal ve pek çok Türk subay bundan son derece rahatsız oldu. Mirliva Mustafa 20 Eylül'de Enver ve Talat Paşa'yı uyaran bir rapor hazırladı. Elverişsiz stratejik duruma işaret ederek öncelikle Almanları suçladı. Tüm saldırı operasyonlarından vazgeçilmesi ve savunmada kalınması gerekliliğini bildirdi. Osmanlıları kendi çıkarları için kullandıklarına inandığı için Almanların çoğunun komuta pozisyonundan çıkarılmasını tavsiye etti. 7. Ordu'nun Bağdat'ı geri almak yerine Filistin'in savunmasına yardım etmesi için Sina'ya gönderilmesini de ekledi. Bunları sadece o değil, üst düzey pek çok subay da söylüyordu. Ama onun eleştirilerinin dozu çok ağırdı. Türk stratejisindeki Alman etkisini acı bir şekilde kınadı ve Türkiye'nin bir Alman kolonisi haline gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Ayrıca von Falkenhayn'la da sürekli tartışmaktaydı. Bu eleştirileri ve Almanlarla olan geçimsizliği başkomutanlıkça hoş karşılanmayınca, Ekim 1917'de 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa edip İstanbul'a geldi. Mirliva Mustafa uzaklaştırılmak maksadıyla 20 Aralık 1917'de Veliaht Vahdettin'le beraber Almanya ziyaretine yollandı. Vahidettin, İTC liderleri Talat ve Enver hakkında iyi hisler beslemiyor, Mustafa Kemal de onlarla sürekli sürtüşüyordu. Bu ortak nokta gezi sırasında ikiliyi yakınlaştırdı. Ocak 1918'de geziden dönen Mustafa Kemal, yeni bir görev için fırsat kovalasa da bu mümkün olmadı. Başkomutanlık savaş devam ettiği halde ona bir türlü görev vermedi. O artık gözden düşmüştü. Görünüşe göre de uzunca süre bir birliği yönetmekten mahrum kalacak, hatta belki askeri kariyerinden bile uzaklaştırılacaktı. Depresyona giren Mustafa Kemal, sağlık sorunları da baş gösterince tedavi için Avrupa'ya gitti. Haziran ve Temmuz 1918'de Viyana ve Karlstadt'ta tedavi gördü. Savaştan uzak bırakıldığı süreç, psikolojik olarak Mustafa Kemal'i çok yıprattı. Temmuz'da Sultan Reşat'ın ölüp Mehmet Vahdettin'in tahta geçmesi onu ümitlendirdi. Derken bir hareketlenme oldu. Mustafa Kemal İstanbul'a çağrıldı. Dönerken 1. Dünya Savaşı üzerinde büyük etkileri olan ölümcül İspanyol gribine yakalandı. Bu illetten kurtulup geç de olsa başkente geldi. Padişah ve Mustafa Kemal birkaç defa görüştü. Padişah onun savaş dışında kalmasından yana değildi. Bu sebeple Ağustos 1918'de tekrardan 7. Ordu Komutanlığı'na atandı. Mustafa Kemal anılarında bunu Enver ve Talat'ın kendisinden intikam almak için yaptıkları bir oyun olarak değerlendirecekti. Paşa Filistin'e vardığında İngiliz ve Arap kuvvetleri karşısındaki 4, 7 ve 8. Osmanlı ordularının durumu hiç de ümit verir cinsten değildi.
kağıt üstünde 3 tane ordu varmış gibi gözükse de, o an Liman von Sanders'in emrinde olan Yıldırım ordularının toplam muharebe gücü 40 bin asker kadardı. Osmanlı orduları kısıtlı imkanlarla İngilizlerin uzun süredir planladığı taarruzu göğüslemeye çalışacaklardı. İngiliz General Sir Edmund Allenby, süvarilerini kullanıp Osmanlı hattını denize yakın kanadından yarmayı, bu suretle hem Türkleri kuşatmayı hem de arkalara sarkarak iletişim ve geri çekilme noktalarını yok etmeyi planladı. Araplar ise Hicaz demir yoluna saldıracaklardı. General Allenby, tankların ve uçakların destekleyeceği bu yıldırım harekatıyla kesin sonuca gitmeye çok kararlıydı. İngiliz general, 19 Eylül'de 69 bin kişilik gücünün 35 bin yaya, 9 bin süvari ve 400 topluk kısmını sahildeki 20 kilometrelik dar hattan Cevat Paşa'nın emrindeki 8. ordunun 8 bin kişilik sağ kolunun üzerine sürdü. İngiliz generalin akıllıca tasarlayıp uyguladığı harekat kısa sürede meyvesini verdi. 8. ordunun sağ tarafı 2 saatte çöktü. Osmanlı savunma hattı yarıldı. Ortalık bir anda karışıverdi. Memleketlerini korumaktan aciz Arap askerleri firar etti. Çoğu Hintli ve Avustralyalı olan İngilizlere bağlı süvariler açılan gedikten akın akın Osmanlı hatlarının arkasına akmaya başladı. Böylece dünya tarihinin son büyük süvari saldırılarından biri, ilk Blitzkrieg harekatı ve modern Türk tarihinin en büyük bozgunlarından biri başlamış oldu. 8. Ordu birlikleri kısa sürede devre dışı kaldı. Osmanlıların bir şey yapması lazımdı. Ama bunun için ne imkan ne de zaman vardı. Çakılı savunma yaptıkları için saldırı yönüne göre tekrar pozisyon almaları imkansıza yakındı. İhtiyat kuvvetleri az olduğundan arkadan sarılmaya da müsaitlerdi. Zaten İngilizler arkaya sarkmış, Suriye şehirlerine yönelmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa artık her şeyin bittiğini anlayıp kuşatılmamak adına tüm kuvvetlerine düzenli bir şekilde Ürdün Nehri'nin doğusuna çekilmeleri emrini verdi. Ama ne İngiliz süvarileri ne hava kuvvetleri onlara rahat verdi. Türk subayları orduları ayakta tutmak için yiğitçe savaştı. Ama Allenby amansız baskıyı sürdürünce işler iyice sarpa sardı. Eylül ortalarından Ekim sonuna kadar Osmanlı birlikleri eriye eriye Halep'e kadar çekildiler. Liman von Sanders, Mustafa Kemal ve orada bulunan herkes kariyerlerinin en büyük yenilgilerini aldılar. Müttefiklerinin bir bir savaştan düşmesi ve Filistin-Suriye cephesinin çökmesi üzerine kaybettiklerini kabullenen Talat Paşa hükümeti, ateşkes antlaşmasını kolaylaştırmak için 14 Ekim'de istifa etti. Enver, Cemal, Talat gibi İTC'nin önde gelenleri ülkeyi terk ettiler. Yeni hükümet ateşkes için didinirken, Mustafa Kemal de Yıldırım Ordular grubundan geriye kalan az sayıda adamla Halep civarında savunma yapmaya çalışıyordu. Ordu tamamen yenilmesine rağmen o, inanılmaz bir özveriyle çalıştı. İngilizlerin hattı yarmasından beri hiç durmamıştı. Sürekli hareket halindeydi. Defalarca dağılan birlikleri yeniden düzene soktu. Sağa sola taburlar kaydırdı. Elinden geldiğince şehirleri savundu. Çekilirken askerlerini ezdirmemeye çalıştı. Gemi batarken herkes kaçmıştı. Ama o, Osmanlı ordusunun 1. Dünya Savaşı'ndaki en büyük zaferinde de, en büyük yenilgisinde de görevinin başındaydı. Askeri açıdan bakıldığında daha hareketli bir düşman tarafından agresif bir şekilde takip edilirken başarılı bir ricat, en zor askeri operasyonlardan biridir ve askeri tarihte nadiren görülür. Birçok tarihçi bu başarılı geri çekilişi büyük bir generalin imzası olarak kabul eder. Paşa'nın bu denli büyük bir bozgun anında ordusunun üzerindeki kontrolünü kaybetmeyişi ve sonunda hala tutarlı ve savaşabilecek ufak da olsa bir gücü koruyabilmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Evet, Osmanlılar 1. Dünya Savaşı'nda hezimete uğramışlardı. Ama Mustafa Kemal bu kaos arasında komutanlık becerileri sayesinde yükselmeyi başarmıştı. Zaten onun bu başarılarını kavrayanlar yenilmiş ordunun bu parlak komutanının arkasında saf durup aylar sonra yeniden silahlanacaklardı. 31 Ekim 1918'de Mondros Ateşkesi imzalanınca Osmanlı için savaş mağlubiyetle bitti. O sırada Halep'in kuzeyinde olan Mustafa Kemal, Yıldırım Ordular Grubu komutanlığına getirildi. An itibariyle ordunun en başarılı ve en parlak saha komutanıydı. Kurtuluşa giden yol, Anadolu'nun bağrı. İtilaf devletleri, Mondros Mütarekesini takiben Osmanlı Devleti'nin haklarını hiçe sayıp pek çok yeri işgal etmeye başladılar. Anadolu'yu kendi aralarında pay etme niyetindeydiler. Hatta bu paylaşımda Yunanlara dahi koca bir pay ayırdılar.
Mustafa Kemal, Kasım ayında İstanbul'a gelip siyaseten duruma çözüm bulmaya çalıştı. Hükümet, barış antlaşması imzalanana kadar sükunet içinde beklemekten yana tavır takınsa da, Genelkurmay'dakiler itilaf devletlerinin niyetlerinin iyi olmadığını anlayıp işe bir hal çare düşünmeye çalıştı. Genelkurmay'ın tavrı, işgallere karşı bir çıkış yolu arayan Mustafa Kemal için bir fırsat oldu. O ve arkadaşları, ordunun silah bırakmamasını, düşmana karşı direnilmesini savunuyorlardı. Halkın da işgallere karşı tepkisi artmaktaydı. Hele Yunan'ın 15 Mayıs 1919'da İzmir'e ayak basması, memleketin dört bir yanında rahatsızlığa yol açtı. Türk Genelkurmayı'nın girişimleri sonucunda Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği gibi mühim bir görevle 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Hükümet onu Doğu Karadeniz'deki isyanları bastırması ve Anadolu'nun büyük kısmında vaziyeti kontrol etmesi için yollasa da 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'in aklında işgallere karşı bir direniş başlatmak vardı. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla ilgili detaylı videoyu sağ üstteki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Paşa Samsun'a varır varmaz işgallerin haksız olduğunu, Osmanlı topraklarında itilaf devletlerinin egemenlik hakkı olmadığını dillendirdi. Halka müdafaa-i hukuk cemiyetlerini kurmalarını tavsiye etti. Bu girişimler Anadolu'nun pek çok yerinde münferit olarak ortaya çıkan direnişlerin bir noktada birleştirilip organize edilmesine kadar varacaktı. Havza'ya, ardından Amasya'ya varan Paşa, burada arkadaşları Rauf, Refet ve Ali Fuat ile beraber Haziran 1919'da Amasya genelgesini yayınladı. Bu genelgede vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu, İstanbul hükümetinin üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremediği, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı vurgulandı. Aslında bu, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı anlamına geliyordu. Anadolu'daki pek çok komutan daha önceleri emri altında ya da omuz omuza savaştığı karizmatik lider Mustafa Kemal'in yanında durdu. Onun bu denli cesur hamleleri, işgallerin önünde olası bir engel istemeyen İngilizleri ve otoritesi hiçe sayılan İstanbul hükümetini kızdırdı. Mustafa Kemal önce geri çağrıldı. Temmuz'da da görevden alındı. Hatta kendisi için idam emri dahi çıkarıldı. Yine de bunların hiçbiri onu yolundan döndüremedi. Bir yandan işgaller tüm hızla devam ederken, öte yandan birlik komutanları ve Mustafa Kemal ulusal direnişi organize etmekle uğraştı. O artık bir asker olmasa da ordu ve halk içindeki ağırlığı ve prestiji sayesinde tüm direniş yanlılarını etrafına toplamayı bildi. Kazım Karabekir Paşa'nın organize ettiği Erzurum Kongresi'ne katılarak bu yolda kendisiyle beraber olanlarla milli mücadelenin rotasını belirledi. Eylül'de Sivas'ta ulusal bir kongre topladı. Tüm müdafaa-i hukuk gruplarını tek bir çatı altında birleştirdi. Sonrasında Ankara'ya geçip İngilizlerin dağıttığı Osmanlı Meclisi'ni 23 Nisan 1920'de yeniden topladı ve davasına büyük bir meşruiyet kazandırdı. Kongreler ve hazırlık döneminden sonra Mustafa Kemal'in önderliğinde bir hükümet kuruldu. Anadolu'nun paylaşılmasına dayanan Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması'na karşı boyun eğilmeyeceği ilan edildi. Sıra düşmana karşı düzenli bir ordu oluşturmaktaydı. Şimdiye kadar düşmanla olan silahlı mücadele, düzensiz Kuvayi Milliye gönüllüleri ya da kısıtlanmış Osmanlı ordusunun kalıntıları vasıtasıyla yürütülüyordu. Ama bu yeterli değildi. Özellikle ayaklanmaları bastırmak ve İngilizlerin Anadolu içlerine soktuğu kalabalık Yunan ordusunu durdurup yurttan atmak için düzenli bir orduya ihtiyaç vardı. Bin bir zorlukla kademe kademe oluşturulan ordu, Ankara hükümeti ve Mustafa Kemal'in elini güçlendirdi. Elinizin altında bir askeri güç olduğu zaman her şey elbette daha kolay oluyordu. Azınlıkların ve milli mücadele karşıtlarının isyanları bir bir bastırıldı. Kazım Karabekir'in özverili çalışmasıyla Doğu cephesinde sonuç kısa sürede elde edildi. Güneyde Fransızlara karşı olan Kuvayi Milliye direnişi de yakında sonuç verecekti. Ard arda gelen askeri ve diplomatik başarılar ardından asıl odak Batı cephesinde sürekli ilerleyen Yunanlara çevrildi. Mücadelenin kaderini, direnişin akıbetini onlarla yapılacak muharebeler belirleyecekti. 1921'in başlarındaki İnönü Muharebelerinin kısıtlı başarıları Yunan ordusunu durdurmakta etkili olmadı. Yunanlar, Temmuz 1921'de gerçekleşen Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde zafer kazanıp düzenli Türk ordusunu bozguna uğratınca işler kötüye gitmeye başladı. Bu noktada Mustafa Kemal Paşa ve tüm yaptıkları sorgulanır oldu. Kendisine ve direnişe karşı muhalefet had safhaya çıktı. Baskılar üzerine milli mücadeleyi Ankara'dan meclis ve hükümet başkanı olarak yöneten Mustafa Kemal, üniformasını giydi ve oy birliğiyle 5 Ağustos'ta Millet Meclisi Orduları Başkomutanlığı'na getirildi. Milli mücadelenin tüm sorumluluğu üzerine yüklenmişti. Milletin kaderini, onun ordulara vereceği emirler belirleyecekti.
tüm tepkilere rağmen orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çeken başkomutan, vaktinin kısa olduğunu bildiğinden hemen hazırlıklara başladı. Tekalifi milliye emirleri çıkarıp halkı orduya yardım için seferber etti. Bölgeye birlikler kaydırıp savunma önlemleri aldı. Derken Yunan ordusu Sakarya'ya dayandı ve 22 Ağustos'ta muharebe başladı. Türkler 90 bin askere sahipken Yunanların 120 bin adamı vardı. Düşman kol orduları ağır bir hücum başlatıp nehri geçti. Muharebenin ilk günlerinde Türkler tuttukları tepeleri bir bir kaybettiler. Düşman tarafından sarılmaktan kurtulsalar da Polatlı batısına kadar çekildiler. Top sesleri meclisten dahi duyulur olmuş, Ankara'da panik başlamıştı. Hatta başkomutan bozgun durumunda meclisin Kayseri'ye taşınması konusunda yaverlerine gizlice emir vermişti. Eylül'ün ilk günleri muharebenin şiddeti iyice arttı. Mustafa Kemal ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa sabırla direnmenin zaferi getireceğine inanıyorlardı. Sonuçta Türklere yağmur yağıyorsa Yunanlara güneş açmıyordu ya. Muharebenin uzaması ikmal hatlarından çok uzağa düşen Yunan ordusunu Türklerden daha çok etkilemekteydi. Ve gerçekten de durum düşünüldüğü gibiydi. İşler uzadıkça ve Türk hattı kırılmadıkça Yunan taarruzunun gücü azaldı. 5 Eylül'den sonra rüzgarın yönü değişti. Düşmanın zayıflaması üzerine sabırla savunmada kalan inatçı Türk alayları Mustafa Kemal'in emriyle ardı ardına saldırıya geçtiler ve 13 Eylül'de Yunan ordusunu yenip Sakarya'nın batısına attılar. Paşa'nın inatçı savunma stratejisi, son saniyeye kadar ordusunun başında durması zaferi Türklere getirdi. 19 Eylül'de meclis Mustafa Kemal'i mareşalliğe terfi ettirdi ve gazi unvanına layık gördü. Sakarya zaferinden sonra Ankara hükümetinin kalıcılığını anlayan Fransız ve İtalyanlar Anadolu'yu terk etti. Yunanlar ise en azından ellerindeki yerleri tutabilmek için savunma yapmaya karar verdiler ve ordularını güçlendirdiler. Buna karşın Türkler düşmanı Anadolu'dan atmaya niyetliydiler. Geniş bir hatta saldırı harekatı yürütebilmek için hazırlıklara başladılar. Bir yıl süren hazırlık evresinin ardından Türk ordusu taarruz için hazır vaziyete geldi. Bu ordu, yıllardır savaşlarda bitkin düşen Anadolu Türklüğünün tabiri caizse damarındaki son damla kandı. Eğer taarruz başarılı olmazsa, Anadolu'yu kurtaracak ya da koruyacak başka hiçbir büyük güç kalmayacaktı. Bunu bilen başkomutanlık tüm planları titizlikle yaptı. Buna göre Eskişehir-Afyon arasına yığılmış düşman birliğine cepheden 2. orduyla saldırılacaktı. Bu ordu Yunan'ı ön mevzilerde tutarken, 1. Ordu ve 5. Süvari Kol Ordusu Afyon'un güneyinden düşmanın ardına sarkarak 1. Yunan Kol Ordusu'nu imha edecek, 2. ve 3. Yunan Kol Ordusu'nun da İzmir'le bağlantısını kesecekti. Bu plan cesurca ama riskliydi. Buna rağmen başkomutan planı uygulamak için 26 Ağustos 1922'de emrini verdi. Taarruzun başarılı icrasının ardından 30 Ağustos günü kazanılan Dumlupınar Muharebesi'nde düşmanın büyük bir bölümü imha edildi. Geri kalanlar ise İzmir'e doğru kaçmaya çalıştı. Büyük taarruzun detaylı anlatımını sağ üstteki karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Kurtuluş Savaşı'nı bitirecek kadar büyük olan bu muharebeyi takiben başkomutan tüm düşmanın yurttan atılması için şu emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Emri alan Türk birlikleri duraksız bir takibat başlattılar. Takip esnasında Yunan ordusu başkomutanı General Nikolaos Trikoupis esir edildi. 9 Eylül 1922'de Türk süvarileri İzmir'e girdi. 18 Eylül'e değin devam eden takip harekatlarıyla Batı Anadolu'daki düşmanın tamamı vatan toprağından çıkarıldı. Zaferi takiben Ekim ayında Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele kısmı bitmiş oldu. Bu aynı zamanda Mareşal Mustafa Kemal'in askeri kariyerinin de noktalanması anlamına geldi. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra Kurtuluş Savaşı'nda önderlik ettiği halkın Cumhurbaşkanı oldu ve yeni oluşturulan düzenin işlemesi için mesai harcadı. 1927'de de resmen askerlikten emekliye ayrıldı. Mustafa Kemal, 1905'te bir öğrenci olarak başladığı askeri kariyerini 1922'de bir mareşal olarak tamamladı. 17 yıl gibi kısa bir sürede en dipten en tepeye kadar çıkmayı başardı. Paşa, Makedonya'da, Gelibolu'da, Suriye'de, Filistin'de, Trablusgarp'ta, Anadolu'nun batısında ve doğusunda aklınıza gelebilecek pek çok coğrafyada birbirinden farklı tipte operasyonlara katıldı. Giriştiği muharebenin çoğunda olağanüstü derecede başarılıydı. Pek çok savaş tarihçisine göre onun askeri kariyerindeki en büyük 3 başarısı şunlardı. 1915'te Çanakkale'deki savunması,
1918'de Filistin ve Suriye'de savaşarak ordusunu Nablus'tan Halep'e kadar ricat ettirmesi ve 1922'de Türk ordusunu canlandırıp Yunan'ı Anadolu'dan atması. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri kariyeri özetle bu şekildeydi. Benzer yapımlar için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Az önce DFT Tarihi izlediniz. İyi günler.